Hasan Öztürk Amerika'nın Orta Doğu için stratejik hedefleri değişmemiştir. Roma'daki G20 zirvesi için geri sayım devam ederken, Türkiye-Amerika ilişkilerinin geleceği tartışılıyor. Bu bağlamda Amerika'nın özellikle son 30 yıldır bölgemiz için tasarladığı stratejiyi bir kez daha hatırlamakta fayda var. Amerika, irrasyonel İsrail politikası nedeniyle Orta Doğu'da tehdit olarak gördüğü bütün yekpare ve nispeten güçlü ülkeleri tek tek parçalama stratejisini 1991 Birinci Körfez Savaşı'ndan bu yana adım adım uygulamaya koydu. Amerika tıpkı şımarık, arsız, hayırsız bir evlat gibi davranan İsrail'e babalık yapma uğruna müttefiki olan ülkeleri bile tehdit ediyor.'' Irak işgali Suriye iç savaşındaki aldığı pozisyon, Libya'yı NATO üzerinden istikrarsızlaştırmasının altında hep bu uzun vadeli Orta Doğu stratejisi var. Amerika bölgemizde güçlü, yekpare merkezi devletlerin oluşmasını istemiyor. İsrail'e tehdit olarak görüyor. Enerji kaynaklarının kullanımı ise bahsi diğer konu. Güçlü, yekpare bir ülke olarak Türkiye'de Amerika'nın hedefi durumunda. Üçüncü Obama döneminde Türkiye-Amerika ilişkileri daha da geriliyor. Özellikle Obama'nın ikinci döneminde yaşadığımız Türkiye-Amerika ilişkilerindeki gerginlik, bizim üçüncü Obama dönemi olarak nitelendirdiğimiz Biden döneminde artarak devam ediyor. Obama döneminin sonlarında yaşadığımız 15 Temmuz darbe ve işgal girişimi, Türkiye-Amerika ilişkilerinde en şiddetli çatışma alanıydı. O gün başkan yardımcısı olan Biden, meseleyi bilgisayar oyunu sandık cümlesiyle geçiştirme cihetine gitmişti. O günden sonra bugün 3. Obama döneminin başkanı Biden, Türkiye ile ilişkilerde gerginliği her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Bir hatırlatma daha yapalım. Türkiye'de PKK'nın DAEŞ'in bombaları, canlı bomba eylemleri hat safhaya çıktığı günlerde Amerika'nın Ankara Büyükelçisi John Bastı. Aynı isim Trump seçildiğinde seçilmiş başkanı yönetime hazırlayacağız diye bir ifade kullanmıştı. Bas, Türkiye'de istenmeyen adam ilan edilmiş ve pılıyı pırtıyı toplayıp Afganistan'ın başkenti Kabil'e gitmeye hazırlanırken Türkiye'de 9 aydır DAEŞ eylemi yapmıyor. Bu işbirliğimiz sayesindedir diyerek doğrudan tehdit etmişti. Türkiye-Amerika ilişkilerinin şimdi görünen yüzünü S-400'lerin alımı, F-35 uçak programından Türkiye'nin çıkartılması ve Amerika'nın hasımlarına uyguladığı yaptırımları Türkiye için de uygulaması var. Düşünebiliyor musunuz? Amerika hasımları için bir yaptırım yasası çıkartıyor ve NATO'da ortak stratejik ortaklık anlaşması imzalamış ve müttefiklik içindeki Türkiye'yi de aynı yaptırımları uyguluyor. Sonra da dostluk, müttefiklik, stratejik ortaklık filan diyor. Türkiye, Amerika'nın ulusal güvenliğini tehdit ediyor. En son Amerika Başkanı Biden kongreye bir mektup yazdı. O mektup Amerika'nın bölgemiz için biçtiği rol ve o rol üzerinden kendisine tehdit olacak ülkeyi bir kez daha ilan etti. Türkiye Biden, Suriye'deki Amerikan kara gücü, terör örgütü PYD/YPG PKK'yı savunma ve koruma uğruna Türkiye'nin Suriye'deki harekatının DEAŞ'la mücadeleye zarar verdiğini söyledi. Biden mektubunda Suriye'deki ve Suriye ile ilişkili durumlar, özellikle de Türkiye hükümetinin Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri taarruz düzenleme yönündeki eylemleri, IŞİD'i yenilgiye uğratma çabasına zarar veriyor. Sivilleri tehlikeye atıyor. Bölgede barış, güvenlik ve istikrarı zedeleme tehdidi barındırıyor ve ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına karşı alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor dedi. Türkiye, DAEŞ'te sahada savaşan tek ülke. Türkiye, PYD, YPG, PKK ile mücadele eden tek ülke. Ama ne hikmetse Biden tarafından Türkiye'nin terör örgütleriyle meşru mücadelesi, Amerika'nın ulusal güvenlik ve dış politikasına karşı alışılmadık olağanüstü bir tehdit olarak algılanıyor. O zaman son sözümüz şu olsun. Amerika'nın bölgemiz için uzun vadeli stratejik hedefleri değişmemiştir o hedefler Irak, Suriye gibi Türkiye'nin de parçalanmasıdır. Ayrıca PKK'ya devletçik kurdurmaktır. Bu stratejiye direnmek ve mücadele etmek Türkiye'nin başat görevidir. İç siyasetteki dalgalanmaları da bu bağlamda düşünürsek daha geniş perspektiften konuları değerlendirmiş oluruz. Ne dersiniz? <laughs>